tarafından bir medet beklemedikleri için, bu konuda beklentileri karşılanmadığı için maalesef 11.000, 12.000 kilometre öte taraftan kendilerine Deccal'in sahte cennetlerini sunan ve gerçekten onların topraklarını işgal etmeye çalışan cellatlarının ortaya koydukları anlayışlara yönelebiliyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz, işte bir tıkla maalesef gençliğimizi nasıl giyineceklerine, bir tıkla nasıl besleneceklerine, bir tıkla da nasıl düşüneceklerine karar verebiliyorlar. Ben bu stüdyodan yine söylediğimi hatırlıyorum. Eğer bugün kendi kendimize soralım, hiç uzağa gitmeye gerek yok gerçekten. Bizim evlatlarımız, anne ve babalar olarak 10 dakika bizi dinlemeyip müdahale etmediğimiz takdirde 10 saat boyunca internetin önünden kalkmıyorlarsa ciddi bir sorun vardır demektir. Çok ciddi bir sorun vardır. Bu sorunu sadece dini bir meseleyle izah etmek yanlıştır. Bu dindar insanın da sorunudur, dindar olmayan insanın da sorunudur. Bu memleketten Müslüman insanın da sorunudur, Müslüman olmayan insanın da sorunudur. Artık gece yarılarından sonra eve gelen bir genç kız ya da bir genç erkek sadece bir Müslümanın sorunu değildir. Müslümanın ya da Müslüman olmayanın. Bir gelecek sorunudur. Bu bir insanlık sorunudur gerçekten. Bunun üzerine bizim kafa yormamız gerekir. Yani gençliğin özellikle içerisinde bulunmuş olduğu manevi ve ahlaki çöküntü ve hele hele hayattan beklentilerinin karşılanmaması durumunda Allah muhafaza, Allah muhafaza artık kolay bir şekilde kendisine ve topluma zarar verecek bir takım teşebbüslerde bulunmasının bizi korkutması gerekiyor. Evet. Onun için Hüdapar olarak biz bu meseleye mutlaka neşter atılması gerektiğini, devletin imkanlarıyla sadece bu işin çözülemeyeceğini, bu konuda söz söyleme, çözüm önerisinde bulunma selahiyetine sahip her sivil toplum kuruluşunun, cemaatin, cemiyetin, organizasyonun güç birliği ederek, sadece söylem birliği değil, eylem birliğine de bunu dönüştürerek bu soruna bir çözüm bulmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çözüm önerilerimiz var. Uzun uzadıya ben burada anlatmak istemiyorum. Bunun aileye bakan tarafı, eğitim kurumlarına bakan tarafı ve maalesef bunu tetikleyen devletin son derece, hükümetin almış olduğu yanlış kararların ciddiyeti. Evet, sebepler var. Bunu bir bütün halinde durdurabilirsek önce, bu hayasızca akını önce durdurabilirsek bu yanlış kararlarından, daha sonra bunu peyderpey geriletebiliriz. Biz umutsuz değiliz, çözümsüz de değiliz. Bozulduğu yerden düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Önce durduracağız, sonra geriye doğru, yani olumlu yönde geriye doğru götüreceğiz inşallah. Evet. Bunu yapmışız, bu modeli oluşturmuşuz. Alternatif olarak oluşturmuş olduğumuz eğitim kurumlarında zaten bunu yapıyoruz. Yani parmakla gösterilecek gençler yetiştiriyoruz Allah'ın izniyle. Yani bu haramlara, bu ahlaki ve manevi çöküntünün çok fazla etkisine kapılarak kendisi olmaktan çıkmış, erkekse kadınlaşan, kadınsa erkekleşen, hayattan beklentisi kalmamış, gününü ve anını gün etmeye çalışan, geleceğe dair bir plan ve projesi olmayan nesiller artık yetiştirmemeliyiz. İşte biz bir model olarak bu toplumun karşısına bu eğitim kurumlarımızda çıkmış ve bunu başarmış bir hareketiz. Ne yapacağız bunu sadece? Sadece devletin politikasına dönüştüreceğiz. Yani maddi ve manevi bir ihya hedefleniyor, amaçlanıyor. Kuşkusuz. Görebildiğim. Esasen Kur'an da. O dengede aslında bir sorun var. Yani Türkiye'de mesela kimileri hep şeyi öne çıkardılar. Yani maddiyatı, maddeyi, refahı ya da terakkiyi buna endekslediler. Evet. O açıdan herhalde biraz ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bir nesil öyle, kaybı yaşıyoruz. Öyle, fakat bu da önemli bir mesele. Siz ekonomik olarak insanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini, onların hakları olabilecek şekilde karşılamadığınız takdirde bu da soruna sebebiyet veriyor. İki boyutlu bir meseledir bu. Çünkü memlekette gelir dengesinde bir adaletsizlik olursa, yolsuzluk olursa, hırsızlık olursa, insanların hak etmiş olduklarını siz bir siyasal anlayış olarak zimmetinize geçirmeye kalkarsanız, o zaman siz maddi anlamda da bir ahlaksızlığa sebebiyet vermiş olursunuz. Yani ahlaksızlığın manevi boyutu olduğu gibi maddi boyutu da var. Dolayısıyla her ikisini bir denge içerisine götürmek gerekiyor. Bu memlekette yapılabilecek en büyük kötülük işte budur.
insanların hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan parayı, ederi onlara tam olarak vermemek. Bu da sorunlara sebebiyet verdiği gibi aynı zamanda manevi ve ahlaki olarak gençlerimizi tatmin edebilecek bir icraat ortaya koymadığınız zaman işte biraz önce bahsini ettiğim gibi hepimizi yüreğinden vuran, gencecik yaşında kendisine ya da yanındaki arkadaşına zarar veren, evet, maalesef ölümlü vakalarla neticelenen felaketlere doğru sürüklüyoruz. Hiç kimse kendisini bunun dışında tutmasın. Özellikle hükümetin ve devletin ortaya koymuş olduğu yanlış politikaların buna sebebiyet verdiğini biz görmek zorundayız. Vaktimiz olsaydı özellikle şu aileyi koruma adı altında çıkarılan kanunun nasıl aile felaketlerine sebebiyet verdiğini örnekleriyle izah edecektim. Hele hele elimizdeki rakamlarda bunun sadra şifa olmadığını, boşanma oranlarının korkunç derecede arttığını, evlilik oranlarının azaldığını, manevi ve ahlaki